Mutlu akşamlar. Türkiye'nin haber ekranına, TRT haber ekranlarına hoş geldiniz. Takvim yaprakları 12 Ağustos 2022 Cuma'yı gösteriyor. Saatlerimiz 22. Haftanın son birinci sayfasını açıyoruz. Ben Rasim Kılıç. Yeniden hoş geldiniz. Yine dolu dolu gündem maddelerimiz var. Elbette ağırlıklı olarak konuşacağımız konu bugün siyaset olacak. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleriyle ilgili yaptığı açıklama gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bugün iki ayrı kurumdan açıklama geldi. Bir tanesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ydü, diğeri YSK'ydı. Doğrudan konunun muhatabı olan iki kurum bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Az sonra iki değerli konuğumuzla birlikte bu gündemi değerlendireceğiz, yansımalarını alacağız ama önce birkaç sıcak başlık paylaşalım değerli izleyenler sizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İki önemli açılışa katıldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, dünyanın köklü bir değişim sürecinden geçtiğini söyledi. Fırsatı değerlendirip hak ettiğimiz büyük atılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 3 asırlık Ayazma Camii'nin açılışını da yaptı. Bugün dünyanın her alanda köklü bir değişimin sancılarıyla kıvrandığı dönemden geçiyoruz. Bize düşen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kendi medeniyet değerlerimizin üzerinde hayal ettiğimiz, daha önemlisi hak ettiğimiz büyük atılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Hazır mıyız? Ya Allah, Bismillah. Erdoğan, Türkiye'nin köklü bir medeniyete sahip olduğuna vurgu yaptı. İlmin, irfanın, erdemin gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek biz de eğitim öğretimle, kültürle, sanatla, teknolojiyle, hepsinden önemlisi insanla medeniyetimizi zirveye çıkartacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan tesiste bir süre incelemelerde bulundu. Okuma salonlarından birine geçerek üniversite öğrencileriyle sohbet etti. Ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziraat Bankası Kütüphanesi 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip. 7/24 çalışma esasına göre açık olacak kütüphane aynı anda 3000 kişiye hizmet verebilecek. Ayrıca tekli ve çoklu çalışma masaları, grup ve ders çalışma odaları, dinlenme ve akıl oyunları alanları hazırlandı. Üstelik kütüphaneden sadece öğrenciler değil, tüm İstanbullular yararlanabilecek. Ziyaretçilere çay, kahve ve kurabiye ikramları da yapılacak. Hocam, öğrencilerden ücret falan almıyoruz değil mi? Çay, kek, hepsi ücretsiz. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılışını yaptı. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı, her camimizi ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olarak görüyoruz dedi. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak Fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik. Çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmenden bekledikleri oyu alamadıklarını söyledi. Öz eleştiri yaptı. Biz güven vermiyorsak bize neden oy versinler dedi. Yaklaşık 4 milyon seçmen, 6 milyon civarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Niçin bize oy vermiyorlar? Yani karşıya iğneyi batırmadan önce çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yurt dışı seçmenden beklenen oyu alamadığını vurguladı, öz eleştiri yaptı. Eğer biz güven vermiyorsak niye bize oy versinler? Siyaseti bireysel çıkarlar üzerine inşa ediyorsak niye bize oy versinler? CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu çalıştayda konuştu. Partinin yurt dışı teşkilatında görev yapan yetkilileri uyardı.
Derdini anlatmak isteyen vatandaşın derdini anlatırken lafını ağzına tıkıyorsak niye bize oy versinler? Yaşadığı dünya kadar sorun var. O sorunların çözümüyle ilgili çaba harcamıyorsak niye bize oy versinler? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aksaray'ı ziyaret etti. Konuşmasında siyasetçilerin insanların sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Esnaf için müşterisi veli nimet olduğunda o dükkanlara girdim. İstedim ki herkes için o dükkanların içindeki hem o müşteriye duyulan saygı görülsün, hem de o dükkanların içinde bu gece ne pişireceğini düşünen ev kadının çilesi görülsün. Çiftçi konuşuyor, ev kadını konuşuyor, haksızlığa uğrayan insanlar konuşuyor. Ne güzel bir şey. Dolayısıyla hepimizin, bütün siyasetçilerin bu sesi duyup ve ona çözüm üretmesi gerekiyor. Derdimiz bu. İnsanların derdinin çözümüne dair çözüm üretmeye. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan bilgiler bizde var sözlerine yanıt verdi. Akkaya, Kılıçdaroğlu bu bilgileri hangi yolla ve ne amaçla elde etti sorusunu yöneltti. Hiç kimsenin seçim güvenliği konusunda şaibe ve soru işareti yaratmaya hakkı yok dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan bilgiler bizde var sözleri siyasetin gündemindeki tartışma konusu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'dan da tepki geldi. Akşam gazetesine konuşan Akkaya bilgilerin hangi amaçla elde edildiğini sordu. Kemal Bey bu bilgileri bizden almadığına göre kimden, nereden, hangi yolla ve ne amaçla elde etti? Kemal Bey 18 yaşını doldurmuş ve oy kullananların listesi var bizde diyor. Bizde henüz güncellenmiş liste yok. Sayın Kılıçdaroğlu neyi kastediyor? Muharrem Akkaya seçim süreçlerinin şeffaf yürütüldüğünün altını çizdi. Hiç kimsenin seçim güvenliği konusunda şaibe ve soru işareti yaratmaya hakkı yok. Siyasileri sorumlu olmaya davet ediyoruz. YSK'da seçime girmeye hak kazanan her partinin temsilcisi var ve biz tüm seçim süreçlerini onlarla birlikte şeffaf yürütüyoruz. Buna rağmen böyle bir tartışma yaratılmasını doğru bulmuyoruz. YSK Başkanı Akkaya henüz seçim kararının alınmadığına dikkat çekti. Seçmen bilgilerinin güncellenmediğini belirtti. Bizdeki seçmen listeleri seçim kararı alındıktan sonra Vatandaşlık ve Nüfus Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilerle 18 yaşını doldurmuş, asker ve yükümlü olmayan kişilerden seçmen kütüğü oluşturulur. Seçim kararı alınmadığı için bizde güncellenmiş seçmen bilgileri yok. Sayın Kılıçdaroğlu buna rağmen neyi kastediyor, tam olarak açıklaması gerekir. Evet, Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan bilgiler bizde var sözleri, tartışmaları ve tepkileri beraberinde getirdi. Az önce izledik YSK'dan yapılan açıklamayı. Hemen ardından da İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını ve yansımalarını konuşacağız. Gazeteci Avni Özgüren İstanbul'da Ayaz Ağa stüdyolarında hazır. Hemen karşımızda şimdi. Sayın Özgüren hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu, yani YSK'da olmayan bazı bilgiler bizde var, işte adresleri ne kadar elimizde biliyoruz şeklinde bir açıklama olmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan önce bir tepki geldi. Hem bakanlık düzeyinde hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. YSK Başkanı da az önce haberde izledik. Bu bilgileri hangi yolla ve ne amaçla elde etti diye sordu. Şimdi böyle bir bilgi nasıl edinmiş olabilir eğer bu bilgiler varsa? YSK'da bile olmayan bilgiden ifadesiyle neyi kastediyor olabilir? Evet. Yani bu esasında son derece sıkıntılı bir açıklama. Bir siyasetçi adına yapılmış çok son derece sıkıntılı bir açıklama. Seçim güvenliği konusunda
şüphe uyandırıcı veya orada bir kriminal atmosfer doğurma çabası hiç kimseye fayda getirmez. Bu bilgiler eğer Sayın Kılıçdaroğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri bir takım bilgiler bir yerlerden almışlarsa o Yüksek Seçim Kurulu dışında hiçbir yer olamaz. Eğer Yüksek Seçim Kurulu dışında bir takım listeler elde etmişler ve bu elde ettikleri listeleriyle bir takım özel sonuçlar ortaya çıkarmışlarsa bunu herhalde açıklamak zorundalar. Nasıl elde ediliyor bu listeler? Yüksek Seçim Kurulu'nun listesine itibar etmeyip kendi ellerindeki listeye mi itibar edecekler? Böyle bir şey olamaz. Geçmişte de bu tür hatırlayın bir takım sivil inisiyatifler oluşturulmaya çalışıldı. Seçim ve ötesi filan gibi bir takım grupları hatırlayacaksınız belki. Şimdi bunlar hem kendilerini yanılttılar hem birlikte çalıştıkları, yakın oldukları partiyi, o zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir çalışma içindelerdi. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yanılttılar. Nitekim seçim günü en sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı sonuçlara itibar ederek yola devam etti. Dolayısıyla yani insanların zihninde tereddütler oluşturmak, Türkiye'de seçimi idare eden yargı organının üzerinde kuşku ifade etmek, yani bunun ben hiç kimseye, en başta da tabii ana muhalefet partisine hiçbir fayda sağlamayacağı, getirmeyeceği kanaatindeyim. Daha da ötesi herhalde bunu bir nitekim İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunacağını, eğer açıklanmaz ise bu bilgiler nereden temin edildiyse o açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Bana göre de bir takım bilgileri eğer Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan ne tür bilgi edinilebilir ki zaten? Zaten Yüksek Seçim Kurulu açıklıyor. Yani diyor ki biz 18 yaşını dolduran vatandaşları kimliklerini son noktaya kadar güncellemeye devam edeceğiz ve bu güncelleme şu anda yok. Yapılmış değil. Zaten seçim kararı alındıktan sonra paylaşılacağını, yılda evet, iki kez de bu verildiğini ancak ifade etmişti. Sayın Özgür, bu arada Kırıkkale Üniversitesi öğretim görevlisi ve SETA siyaset araştırmacısı Doktor Yunus Şahbaz da bize katıldı. Ona da merhaba diyelim. Hocam iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyelim ama aynı zamanda bir değerlendirme de alalım hemen gelmişken. Az önce biz Avni Hocam'la birlikte bir kısa girizgah yaptık. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan da tepkiler vardı. Hatta bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcılarının yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nu tevil ettiğini ama bu açıklamayı Kılıçdaroğlu'ndan beklediklerini, dolayısıyla bir özür beklediklerini ifade etti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çerçevede yaşananları? Evet Rasim Bey, öncelikle dediğiniz gibi Kemal Bey'in açıklamalarının bir izahatının yapılması gerekiyor. Çünkü Avni Bey'in de söylediği gibi bu bilgilerin nasıl elde edildiği veyahut da YSK'nın elinde olmayan ne tür bir bilgi CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde olduğunun açıklanması gerekiyor. Şöyle ki şu anda bugün YSK Başkanı'nın açıklamasında olduğu gibi henüz seçmen küçük listeleri belirlenmiş değil. Seçim tarihi ilan edildikten sonra, seçim takvimi başladıktan sonra son güncel listeler nüfus müdürlüğünden alınmak suretiyle seçmen küçük listeleri oluşturuluyor. Ancak henüz böyle bir aşamada değiliz. Yani Haziran ayında, Haziran 2023'te seçimlerin yapılacağını düşünürsek bir 9-10 aylık bir süreç var önümüzde ve henüz bir seçim takvimi başlamış değil. Dolayısıyla seçmen kütüklerine dair bir bilginin, listenin, şu an için güncel bir listenin oluşması söz konusu değil. Peki
oluşmuş olsa bile YSK'nın elinde olmayan, çünkü bizzat Kemal Bey'in açıklamasında bu husus vurgulanıyor. Elimizde YSK'nın elinde olmayan bilgiler var diyor. Bu bilgilerin olması bir takım ister istemez kuşkulara sebebiyet veriyor. Yani ne tür bir bilgi bu ve nasıl elde edildi? Yani tabiri caizse böyle hafiyelik gibi, efendime söyleyeyim, bir şey algı oluşuyor. Bu hususu iki gündür aslında açıklamaya çalışıyor. Genel Başkan Yardımcıları, YSK'dan sorumlu CHP'nin üyesi bu Kemal Bey'in açıklamalarını aslında tevil etmeye çalışıyor. Açıklamaya çalışıyor. Ve fakat şu an kamuoyunu ve ilgili kurumları, devletin ilgili kurumlarını tatmin eden bir açıklama henüz yapılmış değil. Bu açıklamanın da bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılması daha isabetli olacaktır. Benim de ilk değerlendirmem bu şekilde olur. Sayın Özgürel, hatırlayacaksınız daha önce grup toplantılarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlarla ilgili de bazı ifadeler kullanmıştı. İster istemez bu yapılan son açıklama ve iddia da hani içeriden mi bir bilgi alındı şeklinde bazı yorumlara da neden oldu. Siz ne düşünürsünüz bu noktada? Yani esasında bu söylediğiniz de olamaz. Şöyle bir şey var. Yani sanki içeride bir gizli bilgi var. O Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızdırıldı. Hayır, böyle bir şey yok. İçeride kimsenin bilmesi istenilmeyen bir gizli bilgi falan da yok. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, yani ellerinde öyle bir sır bilginin, yani Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan bir bilginin üretilmiş olduğunu falan olmadığını söylüyorlar zaten. Yani öyle bir şey olmadığını zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları açıklıyor. Bunlara bakıldığında yani sadece olan, yaşanan tablo seçim güvenliği konusunda insanların, vatandaşların zihninde bir tereddüt oluşturmak olabilir. Başka hiçbir amacı da olamaz. Yani ortaya bir seçmenlerle ilgili falan bir bulgu çıkarmak değil, bir kuşku uyandırmak olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Şimdi tabii bu noktada siz de az önce ifade ettiniz. Hani endişe duyulan kısım burada işte seçim güvenliğine dair bir konu. Siz de az önce parantez açtınız. Gelin onu konuşmadan, biraz daha detaylandırmadan, bir dosya haberimiz var. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili hazırladı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu malumunuz 70 yılı aşkın süredir seçim güvenliğinden sorumlu bir kurum. Peki bu kurul nasıl çalışıyor? Seçmen listeleri nasıl oluşturuluyor? Seçim güvenliği ile ilgili hangi hassasiyetler gözetiliyor? Başkent Üniversitesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu YSK'nın bu çalışma sistemini anlattı. Şöyle bir ifade kullandı, bir hayli dikkat çekici. Dünyanın en güvenli seçim sistemi Türkiye'de dedi. Yüksek Seçim Kurulu 1950'den bu yana seçimlerin genel yönetim ve düzeniyle görevli. Ayrıca anayasada belirtildiği gibi seçim güvenliğinden sorumlu. Anayasanın 79. maddesi de son derece açık ve uzunca bir maddedir. Buna göre de yargının bütün itirazları, her türlü prosedürü, usulü, seçimin her türlü itiraz ve şikayetinin hallolacağı yer Yüksek Seçim Kurulu'dur. Kurul 7 asil, 4 yedek olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. Yüksek Seçim Kurulu toplantılarının tamamında mecliste grubu bulunan tüm partilerden bir temsilci bulunuyor. Kurulun mesaisi seçim zamanlarıyla da sınırlı değil. İl ve ilçe seçim kurulları tam zamanlı çalışıyor. Seçmen listeleri, yeni oy kullanacak olanlar, doğum, ölüm gibi durumlar her daim takip edilerek liste güncelleniyor. 7/24 esasına göre bunlar çalışır. Bütün yıl boyu bunlar yani çalışırlar ve gereken çalışmalar yapılır. Partilere sürekli haberler olur. Yani gizli saklı hiçbir şey yok. Seçmen kütükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenleniyor. Seçim bilişim sistemi üzerinde işlenen listeler, düzenlemelerin ardından sandık seçmen listesi haline dönüştürülüyor. Seçmen kütükleri sürekli bilgi toplanarak her seçim döneminde güncelleniyor.
Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listeler hem vatandaşların hem de siyasi partilerin incelemesine açılıyor. Gelen itirazlar üzerine yapılan değişiklikler de siyasi partilerle paylaşılıyor. Seçime girmeye hak kazanan siyasi partilere bu listeler istemeleri halinde her seçim döneminde iki kez veriliyor. İtiraz ve incelemelerin tamamlanmasıyla seçmen kötüğü listesi kesinleştirilerek sandık seçmen listesi son halini alıyor. Dünyanın en güvenilir seçim sistemlerinden, seçim uygulamalarından biri Türkiye'dedir. Çünkü yargının denetim ve gözetimi sürekli vardır. Türkiye'deki seçim sistemi tamamıyla oturmuştur. Hiçbir yani boş tarafı yok, onun açık bir tarafı yok. Evet, YSK'nın çalışma prensibiyle ilgili dosyayı ekranlara taşıdık. Konuklarımızla birlikte bu süreci değerlendirmeye devam edelim. Sayın Şahbaz, aslında bir önceki haberimizde YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın yaptığı açıklamalarda o seçim güvenliği konusuna da dikkat çekilmişti. Şimdi seçime 10 ay gibi bir süre kaldı, Haziran 2023'e. Muharrem Akkaya'nın şöyle bir ifadesi var. Hiç kimsenin seçim güvenliği konusunda şaibe ve soru işareti yaratmaya hakkı yok ifadesini kullandı. Burada ama sizce seçim güvenliği mi? Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarındaki amaç. Seçim güvenliği konusunda bir takım kuşkular uyandırmak. Aslında bence amaç bu. Şöyle, sizin haberinizde de belirttiğiniz gibi YSK, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'de devlet kurumları içerisinde bir mazisi olan, oturmuş sistemi olan en önemli kurumlardan birisi. Çünkü YSK tamamen Türkiye'nin kendi demokratikleşme sürecinin, kendi demokrasi serüveninin bir sonucu. Hatırlayacak olursak 1946'daki tartışmalı seçimlerden sonra bizzat Demokrat Parti'nin, o dönemki muhalefet partisi, 1950'ye kadarki muhalefet partisi, Demokrat Parti'nin gayretleriyle 1950 yılında, 1950 seçimlerinden başlamak üzere organize etmesi için kurulmuş bir yapı. Ve YSK'nın en önemli özelliği bağımsız hukukçular tarafından, bağımsız yargıçlar tarafından oluşturulması ve Türkiye'de ve dünyada seçim güvenliği konusunda hakikaten YSK'nın belirlediği bir eşik var. Bu 72 yıldır YSK tarihiyle beraber Türkiye'de seçimleri aşağı yukarı bir seviyeye getirmiş durumda. Bu seviyenin aslında tartışma konusu edilmemesi lazım. Kemal Bey son dönemlerde işte devletin bir takım kurumlarına bu tür bazı şeyler, ithamlarda bulundu. Ancak YSK böyle bir kurum değil. Çünkü demokrasilerin en temel parametrelerden birisi seçimler. Seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılmış olması. Şeffaf bir şekilde yapılma sürecini yürüten kurum ise Türkiye'de YSK. Ve YSK diyebiliriz ki Türkiye'nin dünya demokrasi tarihine, dünyanın demokrasisi, dünyadaki demokrasi serüvenlerine armağan ettiği, kazandırdığı bir kazanımdır. Dolayısıyla YSK'nın bu şekilde tartışma konusu edilmesi aslında bir takım seçim güvenliğine değil de seçim güvenliği konusunda insanları kuşkulandırmak, şaibe uyandırmak için yapılmış hamleler. Evet. Çünkü YSK'nın geçmiş mazisi, tarihi aslında bu tür şaibelere, kuşkulara yer vermeyecek şekilde açık. Uygulamaları da yine gayet şeffaf bir şekilde yapıyor. Sayın Özgüren, seçim güvenliği konusunda sizin değerlendirmelerinizi de merak ediyorum. Bu noktada yani son dönemde Türkiye'de yapılan seçimlere katılım oranı da diğer ülkelere göre kıyaslandığında bir hayli iyi durumda. Fakat bu noktada sizce bu açıklamanın yapılmış olması Kılıçdaroğlu tarafından, burada hedef sizce seçim güvenliği mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani esasında seçim güvenliği konusunda bir zihinlerde bir kaygı olsa o belki yani söylenebilir ama hiç bu değil. Sadece Türkiye'de seçimlerle ilgili böyle bir kirli hava, bir atmosfer oluşturmak, kuşku uyandırmak. Sadece Yüksek Seçim Kurulu değil. Yani bütün o mekanizma, işte seçim sürecinin içerisinde yer alan sandık
kurulları, şu bu, bunların hepsi Yüksek Seçim Kurulu'nun çatısı altındaki yapılar. Biliyorsunuz Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu yargı organları içerisinde verdiği kararlar son olan, yani itiraz olmayacak kararlardır. Kesin kararlar verme noktasında olan bir kurum. Yani diyelim herhangi bir yargı organından bir çıkan bir kararın temyizi vardır, onun itirazı var, şu vardır. Yüksek Seçim Kurulu kararlarını itiraz mekanizma şeyde, merciği de kendisi, başkası değil. Evet. Ve nihayetinde verdiği kararlar kesin ve itiraz kabul edilemez. Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarını az önce haberde de söylediniz. Seçime katılmak durumunda olan, mecliste grubu bulunan bütün partilerin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarını zaten izliyorlar. Hepsi oradalar yani. Kimseden sır olan bir şey yok orada. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan şeyler bizde var diyebilmek için hiçbir dayanak yok. Doğrudan doğruya kendi şeyinizde orada bir kaygı uyandırmak. Nereden buldunuz? Ne ettiniz? Zaten az önce onun için söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili isimleri de zaten ellerinde böyle bir şey güncellemenin olmadığını, yani sadece buna ilişkin olarak parti teşkilatının bir takım çalışmalar yaptığını. Yani nereden bileceksiniz kim hangi o tarihte Haziran'da 18 yaşını doldurmuş olacak? Bunların hepsini takip etmek, işlemek, fişlemek filan. Bunların zaten bir parti tarafından yapılması, takip edilmesi mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'na bunu dayatmanın da imkanı yok. Çünkü bunlar zaten İçişleri Bakanlığı'nın nüfus idaresi tarafından otomatik olarak yapılıyor. Onlar, o bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'na iletiliyor. Yüksek Seçim Kurulu da bunlara dayanarak seçmen listelerini güncelliyor. Yani şu ana kadar zaten yapılmış olan sistem bu. Ve Türkiye'de az önce işte söyledik, bu 1950'den itibaren, yani tek partinin elinden iktidarı alıp bir başka şekilde yeni kurulmuş bir partiye, Demokrat Parti'ye devreden bir sistemin içinde doğmuş Yüksek Seçim Kurulu. Dolayısıyla yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yanlış çalıştığı, eksik çalıştığı ya da kuşkulu bir takım çalışmalar, çabalar içerisinde olduğu kimseye bir şey kazandırmaz. Evet, yani geçmişte sonuçta evet söylediğiniz gibi yani bunlar devletin kurumları, Yüksek Seçim Kurulu da aynı şekilde. Bir de işin nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü boyutu var. Onu da Sayın Şahbaz'a yönelteyim. Şimdi bugün ondan da açıklama geldi çünkü. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü işte Kılıçdaroğlu'nun devamında o iddialarda örneğin şunlar var. İşte soyadı olmayan seçmenlerin olduğu, 100 yaşının üzerinde seçmenlerin ilk kez listede yer aldığı ve aynı adreste 40 kişinin birlikte ikamet ettiği gibi iddiaları vardı. O iddialara da yanıt verdi. Ama bu bahsedilen grubun açıklamada var detaylarında belki de 100 kişiyi bulmayan bir örneklem. Bu örneklerle kurumlar mı hedef alınıyor diye sorayım size de. Evet, tam olarak böyle yapılıyor. Çünkü ya buradaki temel şey şu: bir seçmen listesi oluşturmak için henüz çok erken. Mesela işte Haziran ayında öngörüyorsak, seçimler Haziran ayında yapılacaksa, Haziran ayında 18 yaşını doldurup oy kullanabilecek belki istatistiki anlamda bir rakam çıkarılabilir. İşte 2005 doğumlu olup Türkiye İstatistik Kurumu'ndan, belki Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden bir takım istatistiklerle vesaire farazi bir rakam çıkarılabilir. Ama mesela şöyle bir şey var. Şimdi 18 yaşını doldurup o dönemde doldurulacağı farz edilen, işte Haziran'a yetişecek olan 18 yaşını doldurmuş olması, ya bu kişilerin belki de bazıları yani ölecek ya da bazıları 18 yaşını doldurduğu halde oy kullanamayacak.
Çünkü Türkiye'de 18 yaşını dolduran herkes oy kullanamıyor biliyorsunuz. Yani kısıtlı bir takım, olabilir mesela, sonrasında hükümlü olabilir. Yani garantisi yok sonuçta. Tabii yani. Aynen öyle. Yani kısıtlı olabilir, hükümlü olabilir, yurt dışına gidebilir. Yani birçok komplikasyon olabilir. Dolayısıyla ona öncesinden bir seçim oluşturma şansınız yok. Seçmen listesi oluşturma şansınız yok. Bu pratikte mümkün değil. Dolayısıyla burada doğrudan YSK'nın hedef alınması hakikaten talihsiz bir olay. Çünkü YSK'nın ve İçişleri Bakanlığı ile beraber oradan almış olduğu verileri şeffaf bir şekilde partilerle paylaşması hakikaten çok iyi bir uygulama. Ve bütün parti temsilcileri zaten YSK ile beraber, yani bütün meclisteki partilerin YSK'da temsilcisi var. Ve hepsi YSK'nın bu toplamış olduğu verileri işleme seçmen kütüklerini oluşturma süreçlerini takip ediyorlar. Dolayısıyla birkaç istisnai durumdan, yani 10 ay öncesinde oluşturulmuş birkaç istisnai durumdan, yani bir kişi ölmüştür ve fakat ailesi onun ölümünü düşürmemiştir. Evet, mesela yani şey örneğin soyadı olmayan iddiasında işte toplamdaki 140 milyonluk nüfus kaydından sadece 30 kişinin olmadığı, birçoğunun yurt dışında olduğu, başvuru için çağrı yapılmasına rağmen bir kısmının da gelmediği şeklinde bir cevabı var Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün örneğin. Ya tabii ki yani bunun hani devletin işleyişinden de ziyade vatandaşın bir takım nasıl diyelim işte ihmalkarlığından veya başka mücbir sebeplerinden kaynaklanan neticeler de olabilir ve 30 kişi 100 kişi milyonlar içerisinde düşünüldüğü zaman çok küçük rakamlar zaten. Evet. Yani telaffuz etmeye dahi, hele hele seçim sonuçlarını etkilemek noktasında neredeyse zikredilmeye dahi değmeyecek rakamlar. Dolayısıyla ya buradaki temel bence sorun şu: Türkiye'de seçimlerin şeffaf bir şekilde yapıldığının teslim edilmesi gerekir. YSK bu konuda bu zamana kadar iyi bir sınav vermiştir. Türkiye'de seçimler seçmenlerin yoğun katılımıyla da beraber. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer siz sandığa gidip de verdiğiniz oyların sandıktan çıkmayacağını düşünüyorsanız, bu sizin oy verme davranışınızı, motivasyonunuzu etkiler. Sizin de programın başında belirttiğiniz gibi Türkiye'de genelde seçimlere katılım oranı yüksektir. Çünkü seçmen şuna inanır: sandığa attığı oy sandıktan çıkacaktır. Bunun teminatının seçmene verilmiştir. Verilmesi gerekir ve verilmiştir de Türkiye'de. O yüzden de 70 evet. yıldır Türkiye'de seçimler büyük bir fiyaskoyla tabiri caizse sonuçlanmadı. Bu 70 yıllık hikayeyi ve bundan sonrasını da bir tartışmaya açmak, bunu kurumlar üzerinden bir takım tartışmaların ortasına bırakmak iyi bir tutum değil, isabetli bir tutum değil. Hem önümüzdeki seçimleri ve daha sonraki yıllardaki Türkiye'nin demokrasi serüvenindeki seçimleri de olumsuz anlamda etkileyebilecek, eğer bu şekilde giderse, üzeri örtülürse etkileyebilecek bir açıklama. Evet Avni Hocam, şimdi aynı noktadayız sanırım. Yani sürecin başından bu yana bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi. Hangi konuda? İçişleri Bakanlığı dedi ki Kılıçdaroğlu'na, ya bunu açıkla ya da suç duyurusunda bulunacağız dedi. Sizce nereye evrilir? Bir özür gelir mi Kılıçdaroğlu'ndan, yoksa suç duyurusu seçeneği İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde mi olur? Valla esas olarak belki gazetecilere, yani işte medya kurumlarına, TRT'ye dahil olmak üzere bir görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi adına Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan temsilciye sormak lazım. Yani sizin elinizde, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan şeyleri siz mi götürdünüz diye. Öyle değil mi yani? Kim götürebilir başka? Yani partisine. Yani olmayan şeyleri konuşmak, işte sadece dediğimiz gibi şüphe uyandırmak insanların kafasında. Yani orada bir kurumda, yani ki özellikli bir kurum Yüksek Seçim Kurulu, yani Türkiye'deki diğer yargı kurumlarına benzeden farklı nedir? İşte herhangi bir mahkemenin kararında temyizi var. Türkiye'deki temyizin dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, şu bu, yani uluslararası yargı sisteminin de şeyi var. Ama Yüksek Seçim Kurulu kararlarında böyle bir şey yok. Kesinlik var. Dolayısıyla orada da
seçime katılan partilerin, grubu olan mecliste partilerin temsilcileri var. Bu temsilciler zaten Yüksek Seçim Kurulu ne yapıyor, nasıl çalışıyor, güncellenen bu listeler, şunlar bunlar, neler, hangi noktada, bunların hepsini biliyorlar. Yani bunlarda bir gizli kapaklı bir şey yok ki. Yani onun elinde olmayan şeyler bizde var demek için orada gizli bir şeyler var. Onlar duruyor ama biz onları bunun dışında bir yerden aldık. Neresi var olabilir ki yani? Alabileceğiniz bir yer de yok başka. Ya üstelik partilerin YSK temsilcileri öyle sadece seçim zamanında orada hani binanın dışından görev yapan kimseler de değil. YSK binasının içerisinde odaları olan, yani süreci oradan yöneten insanlar. Kesinlikle. Evet. Yani burada insanlarda kuşku uyandırmak, Yüksek Seçim Kurulu üzerinde kuşku uyandırmak fevkalade bana göre zararlı, tehlikeli ve bana göre suç. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar böyleydi. Yansımalarını değerlendirdik. Gazeteci Avni Özgürel ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim görevlisi ve SETA siyaset araştırmacısı Doktor Yunus Şahbaz bize katkı sağladı. Her ikinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Efendim, terörle mücadele başlığıyla devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan önemli bir operasyon bilgisi geldi. Suriye'nin kuzeyinde yine bir nokta operasyonu olarak bahsedebiliriz. Örgütün sözde Amude Derbesi eyalet sorumlusu terörist Yusif Mehmud Rebani Kamışlı bölgesinde etkisiz hale getirildi. İran asıllı teröristle birlikte sözde üst düzey yöneticilerden biri olan Mazlum Esad da MIT'in operasyonuyla etkisizleştirildi. MIT bir süredir peşindeydi. Titiz çalışmalarla yeri belirlendi. Ardından en doğru zamanda operasyon için düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı. MIT'in hedefinde PKK'nın sözde Amude Derbesi'ye eyalet sorumlusu terörist Yusif Mehmud Rebani vardı. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde bir sorumlusunun daha üzerine çizik atıldı. MIT'in uzun süredir hedefinde olan Suriye'nin kuzeyinde örgütün sözde eyalet sorumlularından Rezan Cavit Kod adlı terörist Kamışlı kırsalında tüneller bölgesinde vurularak etkisiz hale getirildi. İran asıllı terörist örgüte 1990'lı yıllarda katılmıştı. Rebani'nin 2018'de Pençe Harekatları öncesinde sözde HPG Haftanin eyalet sorumlusu olarak görevlendirildiği tespit edildi. Rebani, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çok sayıda saldırıyı organize etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adım adım izlediği terörist 6 Ağustos'ta Kamışlı'da etkisiz hale getirildi. Rebani ile birlikte PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden Mazlum Esad da operasyonda etkisiz hale getirildi. Son bir haftada Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına sızma ve saldırı girişiminde bulunup etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Değerli izleyenler, İsveç'te sol parti milletvekilleri terör örgütü PKK'nın bez parçalarıyla poz verdi. İsveç Başbakanı Andersson sol partiye tepki gösterdi. Sol partinin lideri de skandal hareketi onaylamadığını söyledi. İsveç'te terör örgütü PKK siyaseti de bölüyor. Koalisyon ortağı sol partiden 3 milletvekili terör örgütünden bez parçalarıyla poz verdi. Visby kentinde 7 Temmuz'da kaydedilen çirkin eyleme Stockholm'den tepkiler geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, sol parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınadı. Andersson, PKK sadece İsveç'in değil Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek son derece uygunsuz ifadelerini kullandı. Andersson'un ardından sol parti lideri Nooshin Dadgostar da eyleme tepki gösterdi. Milletvekillerinin eylemini onaylamadığını, kendisinin böyle bir eylemde bulunmayacağını ifade etti.
Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanının bulunduğunu, Sol Parti milletvekillerinin görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Johansson ayrıca Sol Parti'ye PKK'ya destek eylemlerini bırakması çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemiler yolculuğunu sürdürüyor değerli izleyenler. Şimdiye kadar 12 ticari gemi toplamda 375.478 ton tahılı Ukrayna limanlarından emniyetli bir şekilde çıkardı. Son olarak iki boş geminin Ukrayna'ya gitmesine ve 63.200 ton tahıl yüklü iki geminin daha Ukrayna'dan ayrılmasına izin verildi. Gemiler peş peşe yol alıyor. Ukrayna tahılı İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde taşınmaya devam ediyor. 27 Temmuz'da kurulan merkezin çalışmaları kapsamında bugüne kadar Ukrayna'dan 12 ticari gemi yola çıktı. 375.478 ton tahıl Ukrayna limanlarından emniyetli bir şekilde ayrıldı. O gemilerden toplamda 70.020 ton gıda maddesi taşıyan ikincisi de İstanbul açıklarına geldi. Ukrayna limanlarından yola çıkan iki gemi de İstanbul'a ulaştı. Ocean Line 64.720 ton mısır taşıyor. Rahmi Ağacı isimli gemi ise 5.300 ton dökme ayçiçeği taşıyor. Yapılacak denetimlerin ardından iki gemi de seferlerine devam edecek. Ocean Line'ın denetimi tamamlandı, demir aldı. Rahmi Yağcı gemisi ise bugün denetlenecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin onay vermesinin ardından Star Helena, Arizona ve Sakura isimli gemilerde seferine devam ediyor. Denetimden geçen Mustafa Necati, Marmara Denizi'nde bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan Ukrayna'dan toplam 63.200 ton tahıl taşıyan iki geminin daha bugün hareket etmesine izin verildi. Star Laura 60.000 ton mısır yüklü ve Yuzni'den İran'a hareket etti. Sormovski ise 3.050 ton buğday yüküyle Çernomorsk'tan Tekirdağ'a doğru yola çıktı. Ayrıca iki boş geminin Efe ve Sara'nın Odessa Limanı'na gitmesi için izin çıktı. İki gemi bugün Marmara Denizi'nde denetlenecek. Rotalarını tamamlamalarının ardından toplamda 6 boş gemi yük almak için Ukrayna limanlarına varmış olacak. Ukrayna'daki son duruma da bakalım. Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırılar uluslararası toplumun da gündeminde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu görüşmek için acil toplandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tesis çevresindeki askeri faaliyetlere son verilmesi çağrısı yaptı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Zaporijya nükleer tesisi günlerdir saldırıların hedefinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısıyla acil toplandı. Bölgedeki son durum ele alındı. Toplantıda video konferans aracılığıyla konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, bölgedeki durumu çok kritik olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yaptığı çağrıyı yineledi. Rusya ve Ukrayna tesis çevresindeki tüm askeri faaliyetlerine son vermeli dedi. Tesiste uzmanların denetim yapmasına en kısa sürede izin verilmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu tesisi ziyaret etmeye çağırdı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia ise Ukrayna'nın tesise yönelik saldırılarının dünyayı Çernobil'le karşılaştırılabilecek bir nükleer felaketin eşiğine ittiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin tesisi bu ay en kısa sürede ziyaret edebileceğini belirtti. Ukrayna'da bölgeye yönelik saldırılardan Rus güçlerini sorumlu tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de video mesajında uluslararası toplum Rus güçleri Zaporijya nükleer tesisinden çıkmaya zorlamak için derhal harekete geçmeli çağrısında bulundu. Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte en fazla konuştuğumuz konuların başında şüphesiz enerji geliyor ve dünyada şu sıralarda özellikle Avrupa
bu kış için bir enerji krizine gebe olduğunu söyleyebiliriz. Ve dünyadaki bu enerji krizi ve beklentisi haliyle tasarrufu gündeme getiriyor. Örneğin Almanya'da kampta bulunan futbol takımlarının sıcak suyla duş almasına kadar uzanıyor bu tasarruf tedbirleri. Bazı klimalardaki derecelerin ayarlanması örneğin. İşte bu enerji kaynaklarının akılcı ve israf edilmeden kullanılması için alınacak tedbirler bir hayli önemli. Peki uzmanlar ne söylüyor bu konuda? Kontrollü ve çok basit önlemlerle enerji kullanımında %10 tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Eğer bütün binalarımız doğal yalıtımlı olsaydı, doğal gaz kullanan, toplamda tam 4 milyar metreküp doğal gazı tasarruf etmiş olacaktık yıllık olarak. Bunun peki ekonomi karşılığını 50 milyar liralık bir tasarrufa denk geliyor. Dünyadaki enerji krizi, küresel ölçekte artan fiyatlar. Bu gelişmeler doğrultusunda enerji alanındaki tasarruf tedbirleri yeniden gündeme geldi. Aslında kontrollü ve basit önlemlerle enerji tüketimini kısmak mümkün. Türkiye'nin enerji ithalatı yaklaşık 100 milyar doları bulacak. %10'luk bir enerji verimliliğiyle enerji tasarrufu sağlandığı takdirde bu rakam 10 milyar dolara tekabül edecektir. Peki hanelerde enerji faturalarını düşürmek için ne gibi önlemler alınabilir? Küçük ev aletleri çok fazla enerji harcıyor. Uzmanlar küçük ev aletlerinin kullanıldıktan sonra fişlerinin prizden çekilmesini ya da kumandalı priz kullanılmasını öneriyor. Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalarla da %10'a yakın tasarruf sağlayabilirsiniz. Bir buzdolabı çalışırken 0.3 kilowatt harcarken bir saç kurutma makinesi ve ütü 2 kilowatt enerji harcayabilir. Binalardaki ısı yalıtımları da enerji tasarrufunda önem taşıyor. Yalıtım yapılan binalar ve konutlarda doğal gaz ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturalarını %40 düşürmek minimum mümkün. Konut sahiplerine verilen ısı yalıtım kredi paketi ile konutlarda enerji verimliliğine destek sağlanıyor. Toplumun yapı taşını güçlendirmeyi hedefleyen aile okulu projesi yurt geneline yayıldı. İstanbul'da düzenlenen tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hedefimiz 2022 sonu itibarıyla 1 milyon aileye ulaşabilmek dedi. Katılımcılara seslenen Emine Erdoğan ise hedefimiz salgının olumsuz etkisini onarmak ve aile değerlerini ihya etmek ifadelerini kullandı. 7 pilot ilde başladı. Bugüne kadar binlerce kişi yararlandı. Şimdi de 81 ile yayıldı. Aile okulu projesiyle toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu projeyi başarılı bir şekilde 7 ilde pilotlamış olduğumuz projeyi içeriğini çok daha genişleterek bugün itibariyle 81 ilimize ulaştırmak istiyoruz. Ve hedefimiz 1 milyon aileye 2022 yılı sonu itibariyle ulaşabilmek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aile tanıtım programında konuştu. İçeriğinin zamanla zenginleştirileceğini belirterek projenin tüm illerde devam ettirileceğini aktardı. Etkinliğe katılan Emine Erdoğan da aile yapısının önemine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımız aile okulu projesine aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı. Hem salgının toplum ve bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi onarmayı hem de aile değerlerini ihya etmeyi hedefledi. Eğitimlerle aile yapısının daha dayanıklı kılınması hedefleniyor. Eğitimler aile içi iletişimden ahlaki gelişime, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımından sağlıklı beslenmeye kadar 8 ana başlıkta ve 44 saat olarak düzenleniyor. Bu projenin ailelerimizi olası risklere karşı çok daha dayanıklı hale getireceğine yürekten inanıyorum. Bu haberle birlikte hem bugün hem de bu hafta için birinci sayfayı noktalama vakti geldi. Hafta boyunca farklı konu ve konuklarla karşınızda olduk. Pazartesi günü saatler 21'i gösterdiğinde buluşmayı ümit ediyoruz. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu dilekleriyle. Hoşçakalın.